Herkese merhaba. Abdülkerim Bengi Anadolu Lisesi matematik ders videolarına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda toplam sembolündeki faktöriyel işlemlerine iki uygulama yapacağız. Önce bu uygulamalarla ilgili bir ön bilgi verelim. Sevgili arkadaşlar, n çarpı n faktöriyel şeklindeki bir işlemi sadeleşebilen bir yapıya nasıl dönüştürürüz diye düşünüyoruz. N çarpı n faktöriyeldeki birinci n'i biz 1 ekleyip 1 çıkararak n artı 1 eksi 1 şeklinde yazalım. Buradaki n faktöriyeli n artı 1'e ve eksi 1'e dağıttığımız zaman sevgili arkadaşlar n artı 1 çarpı n faktöriyel eksi n faktöriyel olur. Başka bir video dersimizde anlatmıştık. N artı 1 çarpı n faktöriyelin n artı 1 faktöriyel olduğunu biz biliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar n çarpı n faktöriyel matematiksel olarak n artı 1 faktöriyel eksi n faktöriyel eşittir. Mesela k çarpı k faktöriyel nasıl yazılır diye düşündüğümüzde benzer şekilde k artı 1 faktöriyel eksi k faktöriyel olarak yazabiliriz. Bu birinci işlem çeşidimiz olsun. İkinci işlem çeşidimiz ise sevgili arkadaşlar k eksi 1 bölü k faktöriyeli konuşalım. K eksi 1 bölü k faktöriyelin payını iki ayrı kesir olarak yazdığımız zaman k bölü k faktöriyel eksi 1 bölü k faktöriyel olarak yazabiliriz. Buradaki k bölü k faktöriyeli sadeleşebiliriz. Buradaki k bölü k faktöriyeli şöyle sadeleştirmemiz mümkün. Aşağıdaki k faktöriyeli k çarpı k eksi 1 faktöriyel olarak yazarız. Eksi 1 bölü k faktöriyel olarak yazarız. Buradaki k'ları sadeleştirdiğimiz zaman bu ifade 1 bölü k eksi 1 faktöriyel eksi 1 bölü k faktöriyel olarak yazılmış olur. Dolayısıyla gerek k eksi 1 bölü k faktöriyeli gerekse k çarpı k faktöriyeli artık sadeleşebilen iki faktöriyelli ifadeye dönüştürmüş olduk. Şimdi arkadaşlar bu iki uygulama ile ilgili soru çözelim. Birinci sorumuz 1 çarpı 1 faktöriyel, 2 çarpı 2 faktöriyel, 3 çarpı 3 faktöriyel, artı nokta nokta n çarpı n faktöriyeldir. Böyle bir ifadeyi toplam sembolüyle göstermek istediğimizde k'ya 1'den n'e kadar değer verdiğimizde k çarpı k faktöriyel olarak yazdığımızda bu sembol bu toplamı ifade etmektedir. K yerine değer verdiğimizde bu toplamı görmüş oluruz. Az önce de yapmıştık. Şuradaki k ifadesini k artı 1 eksi 1 diye yazıyoruz. Ve bu ifadeyi toplam k eşittir 1'den n'e kadar k faktöriyeli k artı 1'e dağıttığımız zaman k artı 1 çarpı k faktöriyel eksi k faktöriyel olarak bu şekilde yazıyoruz. K artı 1 ile k faktöriyelin çarpımı k artı 1 faktöriyel yapar. O zaman biz bu toplam sembolünü k eşittir 1'den n'e kadar k artı 1 faktöriyel eksi k faktöriyel olarak yazabiliriz. Şimdi sadeleşebilen bir yapı ortaya çıktı. K yerine 1 verdiğimizde 2 faktöriyel eksi 1 faktöriyel olur. Artı k yerine 2 verdiğimizde yan yana değil alt alta yazalım sadeleşmeyi görmek için. 3 faktöriyel eksi 2 faktöriyel. K yerine 3 verdiğimizde 4 faktöriyel eksi 3 faktöriyel. Artı k yerine 4 verdiğimizde 5 faktöriyel eksi 4 faktöriyel. Bu işlem devam ettiğinde k yerine n verdiğimizde ortaya çıkan son değerimiz ise n artı 1 faktöriyel eksi n faktöriyel olur. Buradaki toplamı yaptığımızda şu sadeleşmeleri görebiliriz. Yani bir terimin solundakiyle bir diğer terimin sağındaki terim sadeleşiyor. Bu şekilde sadeleştirmeleri organize ettiğimizde bu işlemin sonucunun n artı 1 faktöriyel eksi 1 olduğunu görürüz. Dolayısıyla arkadaşlar bu yaptığımız soruda, bu yaptığımız uygulamada k eşittir 1'den n'e kadar k çarpı k faktöriyel şeklinde bir toplam sembolünün bir takım işlemlerden geçtikten sonra sonucu n artı 1 faktöriyel eksi 1 olduğunu görmüş oluruz. Benzer bir soruyu da bu uygulamada görelim. 1 bölü 2 faktöriyel artı 2 bölü 3 faktöriyel artı 3 bölü 4 faktöriyel diye yazdığımız bir ifade var. Bu ifadeyi toplam sembolüyle göstermek istediğimiz zaman k'ya 1'den itibaren n'e kadar değer verdiğimizde biz bu ifadeyi k bölü k artı 1 faktöriyel olarak yazabiliriz. Şimdi biz burada k bölü k artı 1 faktöriyel arkadaşlar sadeleşebilen iki yapı haline nasıl çeviririz onu düşünüyoruz.
Ben buradaki k'ya bir ekler bir çıkarırsam toplam k eşittir 1'den n'e kadar eklediğimiz kısmı ayrı bir kesir olarak yazalım. Eksi 1'i de ayrı bir kesir olarak yazdığımızda yukarıdaki ifadenin değerini değiştirmemiş oluruz. Tabi burada k artı 1 ile k artı 1 faktöriyeli sadeleştirmemiz lazım. K artı 1 ile k artı 1 faktöriyeli sadeleştirdiğimiz zaman aşağıdaki k artı 1 faktöriyeli k artı 1 çarpı k faktöriyeli yazarız. K artı 1'leri sadeleştiririz. Dolayısıyla toplam sembolümüz k eşittir 1'den n'e kadar arkadaşlar 1 bölü k faktöriyel eksi 1 bölü k artı 1 faktöriyel diye değerleri yerine yazdığımızda sadeleşebilen bir yapıya ulaşmış oluruz. Şimdi değerleri yerine verip sadeleştirme işlemini yapalım. K yerine 1 verdiğimizde 1 bölü 1 faktöriyel eksi 1 bölü 2 faktöriyel olur. Artı K yerine 2 verdiğimizde yan yana değil alt alta yazalım. Sadeleşmeyi daha net görmek için 1 bölü 3 faktöriyel artı K yerine 3 verdiğimizde 1 bölü 3 faktöriyel eksi 1 bölü 4 faktöriyel ve bu işlemi bu şekilde devam ettiğimizde arkadaşlar devam ettiğimizde K yerine N verdiğimizde 1 bölü N faktöriyel eksi 1 bölü N artı 1 faktöriyel olarak işlemi buluruz. Burada işlemi yaptığımızda sadeleşmeleri gördüğünüz gibi bir terimin sağındaki ile diğer terimin solundaki sadeleşiyor. Bu şekilde bir önceki terimin sağındaki bir sonraki terimin solundaki ile sadeleştiği zaman bu sadeleşir. Dolayısıyla bu işlemin en sonuna baktığımız zaman başta 1 bölü 1 faktöriyeli 1 olarak yazıyoruz. 1 eksi 1 bölü n artı 1 faktöriyel olarak da bu işlemin sonucunu ifade etmiş olduk. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar toplam k eşittir 1'den n'e kadar k bölü k artı 1 faktöriyel şeklinde bir işlemin sonucunu biz 1 eksi 1 bölü n artı 1 faktöriyel olarak ifade edebiliriz. Dolayısıyla burada baktığımız zaman arkadaşlar iki temel husus konuşmuş olduk biz. Birincisi k çarpı k faktöriyel şeklindeki bir terim sadeleşebilen bir terim haline nasıl dönüşür? Buradaki k'yı bir ekleyip bir çıkartmak suretiyle k artı 1 eksi 1 diye yazıyoruz. Ve k faktöriyeli buraya dağıttığımız zaman k artı 1 çarpı k faktöriyel eksi k faktöriyel olur. Burası da k artı 1 faktöriyel eksi k faktöriyel olarak sadeleşebilen bir yapıya dönüşmüş olur. Aynı şekilde bir diğer yaptığımız işlemi de burada ifade edecek olursak, örneğin k bölü k artı 1 faktöriyel şeklindeki bir ifadede yukarıdaki k'yı artı 1 eksi 1 eklemek suretiyle k artı 1 bölü k artı 1 faktöriyel eksi 1 bölü k artı 1 faktöriyel diye yazıyoruz. Şuradaki k artı 1 ile k artı 1 faktöriyeldeki k artı 1'i sadeleştirdiğimiz zaman burada 1 bölü k faktöriyel olur. Eksi 1 bölü k artı 1 faktöriyel olur. Dolayısıyla bu toplam sembolünün önündeki faktöriyelli işlemleri bu şekilde sadeleştirmek suretiyle çözümlerini yapmış oluruz. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.